Bu kondansatörü bir ampule bağladığımda neler olacağını görmeye hazır mısınız? Evet, bir şey olmadı çünkü kondansatörün şarjı yok. Ama kondansatörü önce bir pile bağlayıp şarj eder ve daha sonra da ampule bağlarsak ampulün yandığını görebiliriz. Bunun olmasının sebebi kondansatörün şarj olduğunda sadece yükleri değil enerjiyi de depolamasıdır. Kondansatörü pile bağladığımızda yükler birbirinden ayrılmaya başlar. Ve ayrılan yükler, zıt yükler birbirini çektiği için fırsat verildiğinde yeniden bir araya gelmek ister. Bunun için devreyi tel ve bir ampulle tamamlarsanız akım oluşur ve kondansatörde depolanan enerji ampuldeki ısı ve ışığa dönüşür. Kondansatörün şarjı bittiğinde ve artık transfer edilecek yük kalmadığında ise bu süreç durur ve ışık söner. Kondansatörlerde depolanan enerji elektrik potansiyel enerjisidir. Eğer kondansatörde depolanan enerjinin ne kadar olduğunu bulmak istiyorsak, elektrik potansiyel enerjisi formülünü hatırlamamız yeterli olacaktır. Bir Q yükü V voltajı üzerinde hareket ederse, bu yükün elektrik potansiyel enerjisindeki değişim Q çarpı V'ye eşit olur. Bu formüle bakarak şarjı Q, voltajı da V olan bir kondansatörün enerjisinin ne olacağını bana söyleyebilir misiniz? Q çarpı V. Evet, ben de öyle olacağını düşünmüştüm ama kondansatörün enerjisi 1 bölü 2 çarpı Q çarpı V olarak bulunur. Acaba bu 1 bölü 2 nereden geliyor? Yani enerji neden Q çarpı V'ye eşit değil ki? Bir kondansatörün enerjisi eğer deşarj sırasında tüm yükler ilk toplam voltaj yani V üzerinden geçiyor olsalardı Q çarpı V'ye eşit olabilirdi. Ama deşarj sırasında tüm yükler ilk voltaj üzerinden geçmez. Aslına bakarsanız ilk voltaj üzerinden geçen tek yük ilk yüktür. Ve diğer yükler giderek azalan bir voltaj üzerinden geçmeye başlar. Bunun sebebi her bir yükün transferinin kondansatörde depolanan toplam yükü azaltması ve yükü azalan kondansatörün voltajının da düşmesidir. Bu noktada kapasitenin kondansatörde depolanan yük bölü kondansatörün voltajı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Zaten yük azaldığında voltajın azalmasının sebebi de budur. Yükler transfer edildikçe voltajın ilk voltajın 3 bölü 4'üne eşit olduğu bir noktaya gelinir. Biraz daha beklerseniz bu 1 bölü 2 V'ye sonra da 1 bölü 4 V'ye düşer ve son olarak da kondansatörde yük kalmadığı için son yük hemen hemen 0,1 voltaj üzerinden transfer edilir. Elektrik potansiyel enerjideki bu düşüşleri birbiriyle toplarsanız kondansatör enerjisindeki toplam düşüşün kondansatördeki ilk yük olan Q çarpı kondansatörün ilk voltajının yarısına eşit olduğunu bulursunuz. 1 bölü 2'nin orada olmasının sebebi tüm yükün ilk voltaj olan V üzerinden geçmesi değildir. Tüm yükler ilk voltajın ortalama olarak 1 bölü 2'si üzerinden geçerler. Kondansatörde depolanan yüke herhangi bir anda bakıp bunu o anda kondansatörün voltajıyla çarpıp 2'ye bölerseniz o belirli andaki kondansatörde depolanan enerjiyi bulmuş olursunuz. Bu denklemin işinize yarayabilecek bir başka versiyonu daha var. Kapasite yük bölü voltaj olarak hesaplanıyorsa, bu denklemi yük eşittir kapasite çarpı voltaj haline getirebiliriz. Ve bu denklemdeki Q yerine kapasite çarpı yük kullandığımızda da kondansatörün enerjisini 1 bölü 2 çarpı kapasite çarpı kondansatörün voltajının karesi olarak ifade edebiliriz. Bu denklemlerin birinde V'nin karesi alındığı, diğerinde ise karesi alınmadığı için ortada bir problem var. Çünkü karenin hangi formülde olduğunu hatırlamakta zorlanabilirsiniz. Bunun için içinde kapasite yani C olan formüldeki V'nin karesinin alınması gerektiğini aklınızda tutmaya çalışabilirsiniz. Yabancı karakter olan V yükü temsil eden Q'daki formülde ise herhangi bir kare almıyoruz. Evet, kondansatörde depolanan enerjiyi bulmak için bu iki formülü kullanabilirsiniz. Bu formüllerdeki V'nin kondansatörün voltajı olduğuna yani pilin voltajına eşit olmayabileceğine dikkat etmelisiniz.
bir pilin tek bir kondansatörü tamamen şarj ettiği bir durumu inceliyorsanız, kondansatörün voltajı pilin voltajına eşit olur. Örneğin, 9 voltluk bir pil, bir kondansatörü 4 kulonluk toplam yükle şarj ettiğinde, kondansatörde depolanan enerji, kondansatörün voltajı pilin voltajına eşit olacağı için 18 jül olur. Ama birden fazla pilin, birden fazla kondansatöre bağlı olduğu bir durumu incelerken, tek bir kondansatörün enerjisini bulmak için bu kondansatörün voltajını hesaba katmalısınız. Başka bir deyişle size, eğer bu değerler ve bu devre verildiyse, ortadaki kondansatörün enerjisini bulmak için 1 bölü 2 QV formülünü, V'nin pilin değil de kondansatörün voltajı olmasına dikkat ederek kullanmalısınız. Yükün 5 kulon olduğunu düşünürsek enerjinin 7,5 jül olduğunu bulabiliriz.